İşte yeni vilayetimiz Adıyaman. 4 kazası, 15 nahiyesi, 292 köyü ve topyekün 200.000'e yakın nüfusuyla yeni Adıyaman vilayetimizin bayram yapan merkezini görüyoruz. Adıyaman'a varıldığı zaman civar köylerden, kazalardan ve nahiyelerden akın akın gelen 40.000'e yakın halk heyeti sevinçle karşılamaya çıkmıştı. Adıyaman o gün 7'sinden 70'ine kadar bayram yapıyordu denebilir. Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan ve Dahiliye Vekili Doktor Namık Gedik, vilayet konağına kadar güçlükle yol alabilmiştir. Halk yolları tıkıyor, kendilerini bugüne kavuşturanların temsilcilerini yakından görmek, onlarla beraber bulunmak arzusunu yenemiyordu. Vilayet konağına kadar bu şevk ve heyecanla gelindikten sonra belediye reisi heyete Adıyamanlıların şükranını sunmuştur. Müteakiben bir genç Adıyamanlılar adına vilayet gençliğinin sevincini belirtmiştir. İç el mebusu Hüseyin Fırat, Adıyaman'ın yıllardır bugüne olan hasretini ifade etmiştir. Dahiliye Vekili Doktor Namık Gedik, Adıyaman'ın yaşadığı bu tarihi günde hükümetin halk hizmetine ve memleket kalkınmasına verdiği ehemmiyetten bahsetmiş, vatandaş gönlünü en zengin tahtlardan daha zengin telakki ettiğini söylemiştir. Sayın Koraltan, Büyük Millet Meclisi'nin selamını Adıyamanlılara tebliğ ettikten sonra, sık sık alkışlarla kesilen nutkunda, Adıyamanlıların bayramının ebedi olmasını dilemiş ve kendisini tamamen halkın hizmetine ve memleketin kalkınmasını vermiş olan hükümetin içeride ve dışarıda itibarını belirtmiştir. Koraltan başkanlığındaki heyet bundan sonra yeni Adıyaman vilayetine bağlanmış bulunan Besni kazasına uğramış, Besni'lilerin sevgi tezahürleri arasında kaymakamlık binasına kadar gitmiştir. Kaymakamlık binasında Sayın Koraltan, Adıyaman vilayetinin resmen faaliyete başlamış olmasından duyduğu sururu belirtmiş ve Besni'nin şimdi Adıyaman vilayetinin en kuvvetli kolu olduğuna işaret etmiştir. Büyük Millet Meclisi Reisi ve Dahiliye Vekilimiz, yeni bir idari varlığa kavuşmuş olan Adıyaman dahil, huzur içinde çalışan ve gelişen bir vatan bölgesinden Ankara'ya en sevinçli haberlerle dönmüşlerdir.